Merhaba sevgili hanımlar, Semen Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda kız çocuklarımız için tomurcuklu saray süpürgesi modeli yelek çalışması yapacağız. Yeleğim 3-4 yaşlarına uygun bir yelek çalışması oldu arkadaşlar. İpim pudra renginde bir ip, 1,5 yumak ip kullanarak yeleğimi ördüm. Yeleğimin arkasına da hemen şöyle bir göz atalım. Yeleğimin arkası da bu şekilde. Yeleğimi 3 parça şeklinde öreceğim arkadaşlar. Önleri birer parça, arkayı da bir parça şeklinde örerek, yanlarında dikiş yaparak, omuzunda da dikiş yaparak, 2 tane de inci düğme dikerek yeleğimi bitireceğim. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız malzemelerinizi hazırlayın. Hep birlikte örmeye başlayalım. Örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Tomurcuklu saray süpürgesi modeli yeleğim için gerekli olan malzemelerim: İpim, kar topu, baby one, anti peeling özelliği olan 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda, orta kalınlıkta bir ip. Renk numarasını da vereyim arkadaşlar. Aynı renk örmek isteyenler için K1873 renk numaramız. 2 tane inci düğme kullanacağım, beyaz. 2,5 milimetrede tığ kullanacağım tomurcuklarımızı yapmak için. 3,75 milimetre şişle öreceğim yeleğimi de. Yeleğimi arkadaşlar 40 ilmek başlayarak bir sıra ördüm, haroş ördüm bir sıra. Yeleğimizin sağ ön bedeninden başlayarak öreceğiz. Modelimizde 16 ilmek artı 1 ilmekten oluşuyor. 2 tane model uygulayacağız yeleğimizin ön bedenine. Şimdi hazırsanız hep birlikte yeleğimizin modelinin kurulumuna geçelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeklerimin diş diş olması için 2, 3, 4, 5 tane kenar patımı için haroş ördüm. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 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 2 ilmek ters, 2, 4, 5 tane kenar patımızın haroşası, 1 ilmek doladık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 1 ilmekle düz örerek 16 ilmek üzerine ilk model kurulumumuzu yaptık. Şimdi 1 ilmek doluyorum. 2 modelimizin arasında 1 ilmek haroş örüyorum. Yani düz olarak tekrar 1 ilmek doluyorum. 2. modelimizin ilk ilmeğini düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak devam ediyorum. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Son ilmeğimiz de yine düz oluyor. Tekrar 1 ilmek artırıyorum. Kenarda da 2 tane düz ilmeğimiz var. Bunları da düz ilmek olarak örüyorum. Hem buradaki 2 ilmeğimizi, hem bu aradaki 1 ilmeğimiz, bir de sağdan ve solundan artırdığımız ilmeklerimizi, kenar patımızın ilmeklerini de ön yüzde de arka yüzde de düz ilmekler öreceğiz ki haroş elde edelim. Arka sırama geçtim. Yine ilmeğimi örmeden boşaldım. İkinci ilmeğimi haroşa ördüm. Doladığım ilmeğimi de düz örüyorum haroşa olması için. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek arka sıramızı örüp devam ediyoruz. Doladığımız ilmeğimizi, bir düz ilmeğimizi tekrar
Diğer doladığımız ilmeğimizi de arka sıramızda düz örerek haroşa elde ediyoruz. Bir ilmek ters, iki ilmek düz. İkinci modelime geçtim. Bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bir ilmek ters, iki ilmek düz. Bir ilmek ters. Doladığım ilmeğimi düz örüyorum. 5 ilmekte kenar patımın ilmeğini düz örerek, son ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. 2. sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden boşaldım. 5 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimiz de bir önceki sırada doladığımız ilmeğimiz. Onu da düz örüyorum. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz, iki ilmek ters, bir ilmek düz, iki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. İkinci model, iki modelimizin arasındaki artırmamı yapıyorum. 5 defa ajur artırması yapacağız. 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek yine artırdım. Düz. 2 ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doluyorum. Bu defa 3 ilmek düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar, burası bir modelimiz. Buradaki aradaki artırdığımız ajurlarımızla iki modelimizin arasındaki bir düz ilmeğimiz. Bu sol taraftaki de ikinci modelimiz oluyor. Her modelimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğimiz var. Aralarda da ikişer tane ters ilmeğimiz var. Bu şekilde ajurlarımızı artırarak 5 defa ajur artırması yapacağız arkadaşlar. İlmeğimi örmeden boşaldım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm. Yani haroşa ördüm. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek arka sıramı tamamlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. İlmeğimi örmeden aldım. İki, üç, dört, beş ilmek kenar ilmeğim. Bir, iki ilmek ördüm. Üçüncü ajur artırmalarımızı yapıyoruz. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters örüyoruz. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. 1 ilmek düz ördüm. Şimdi burada ajur artırmamızı yapıyoruz. 1 ilmek artırdım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm. Burada ilmeğimin teli kaçmış. 5 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum.
düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Arka sırama dönüyorum. Arka sırada da ilmeklerimizi yine nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimi, kenar ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. 2 3 4 5 ilmeğimi haroşa ördüm. Düz ördüm yani. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örüyoruz arka sıramızda da. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İki modelimizin arasındaki ilmeklerimiz 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek sıramı tamamlıyorum. Ters ilmeğimi ördüm. 1 ilmek düz, 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz ördüm. Yani kenar ilmeğimiz 5 tane, 3 tane de artırmıştık. 8 tane yine ilmeğimi örmeden boş aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ördüm. Dördüncü ajurumuzu artırıyoruz. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek devam ediyorum. 1 ilmek, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bir ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. İki modelimizin arasında ajur artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada da ilmeklerimi gördüğüm gibi örerek ön yüze geliyorum. Ön yüze geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 5. ajur artırmalarımızı yapıyoruz. Haroşalarımı örüyorum. 1 ilmek artırdım. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek devam ediyorum. Son düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmek artırdım. Aradaki ajurlarımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 haroşamı ördüm. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu son sıramız arkadaşlar. Bundan sonraki sıramızda hem artırma hem kesme işlemi yapacağız. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. Arka sırama dönüyorum. Arka sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Haroşalarımızı haroşa, düzlerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters örerek arka sıramızı tamamlıyoruz. 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek devam ediyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Aradaki ajurlu haroşalarımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ters ilmeğimi ördüm. 2 düz ilmeğimi örüyorum. 1 ters ilmeğimi örerek modelimi örmeye devam ediyorum. Arka sıradayım.
2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Ters ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek haroşamı ördüm. 5 defa jüri artırması yaparak artırmalarımı tamamladım arkadaşlar. 40 ilmeğimiz vardı. Hemen sayalım. İlmeğimiz kaça ulaşmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 ilmeğe ulaşmışız. Şimdi 6. sıramızı örüyoruz modelimizin. Burada 6. sıramızda da hem ajur artırması yapacağız hem de ilmeklerimizi keserek modelimizi toparlıyoruz. 3 ilmeğimi ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. artırmamı yaptım. Buradaki düz ilmeğimle 2 ters ilmeğimi üçünü birlikte örerek kestim. Buradaki düz ilmeğimle 2 ters ilmeğimi de birlikte örerek kestim. Burada ortada 4 tane ilmeğimiz var. İlk düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Arkadaki düz ilmeğimi de sağ şişime alıyorum. İlmeklerimi çıkardım. 2 ters ilmeğimi tekrar sol şişime alıyorum. 1, 2 ilmeğimi tekrar sol şişime alarak 2 düz, 2 ters ilmeğimizi 4'ünü birlikte örerek kestim. Buradaki ilmeklerimizin düzgün görünmesi için. Şimdi buradaki 2 ters, 1 düz ilmeğimizi de aynı şekilde yer değiştiriyoruz. Sağ düz ilmeğimi sağ şişime aldım. 2 ters ilmeğimi şişimden çıkardım. Sol şişime aldım. Düz ilmeğimi ters ilmeklerimin önüne takarak üçünü birlikte kestim. Buradaki ters ilmeklerimizle düz ilmeklerimiz de aynı şekilde. Düz ilmeğimi sağ şişime alıyorum. 2 ters ilmeğimi çıkartıp tekrar sol şişime aldım. Düz ilmeğimi de ters ilmeklerimin önüne sol şişime alarak bu 3 ilmeğimi de birlikte örerek kestim. Bakın düz ilmeklerimiz 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğe düştü. 1 ilmek yine artırıyorum. Aradaki haroşa ilmeklerimi örerek ikinci modelimi kesmeye başlıyorum. 1 ilmek artırdım yine. Aynı şekilde 1 düz, 2 ters ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu ikinci defa düz ilmeğimle ters ilmeklerimi de birlikte örerek kestim. İlk düz ilmeğimi sağ şişime aldım. Bu 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Düz ilmeğimi sağ şişime, 2 tane ters ilmeğimi de sol şişime aldım. 1, 2 düz ilmeğimi tekrar sol şişime takarak 4 ilmeğimi birlikte örerek kestim. Buradaki düz ilmeğimi de sağ şişime aldım. 2 ters ilmeğimi çıkardım. Sol şişime aldım. Düz ilmeğimi tekrar sol şişime takarak bu 3 ilmeğimi de birlikte ördüm. Son olarak 1 düz ilmeğimi sağ şişime aldım. 2 ters ilmeğimi sol şişime takarak düz ilmeğimi de ters ilmeklerimin önüne takarak 3'ünü birlikte örerek buradaki ilmeklerimi de 1, 2, 3, 4, 5 düz ilmeğe indirdim. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi örüyorum. Hemen sayalım kaç ilmeğimiz kaldı kesmelerden sonra. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Ve bu 2 tane ilmeğimizi de birini bir modelimizde, birini de bir modelimizde arka sırada tomurcuklarımızı yaparken keserek ilmeğimizi 40'a düşüreceğiz. Arka sıramı örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi düz ördüm. Burada bakın
1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğim var. 1, 2 ters ilmeğimi ördüm. 3. ters ilmeğimden de tığımdan yardım alarak tomurcuk yapacağım. Tomurcuklarımı da arkadaşlar ikili trabzan örerek elde edeceğim. İlmeğimden bir ilmek çıkardım tığımla. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı doluyorum. Aynı ilmeğe girerek bir ilmek çıkardım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir ilmeğim tığımda kaldı. Tekrar tığımı doladım. Bir ilmek çektim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. İlmeğim tığda kaldı bir tanesi. Tığımı doladım. Bir ilmek çektim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ilmeğim tığda kaldı. Tekrar tığımı doluyorum. Bir ilmek çekiyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tığımda ilmeğim var. 5'ini birlikte çekerek topladım. Bir tane zincir çektim. Tomurcuğumun ilmeğini tekrar şişime taktım. Buradaki ilmeğimin içinden şu şekilde geçirerek bir ilmek daha eksiltmiş oldum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. İlmeklerimizi de burada biraz sıkıştıralım. Arada boşluk olmasın. Bakın 5 tane ters ilmeğimiz vardı. 1, 2, 3, 4 ilmeğe düştü. Yani bir ilmeğimiz daha eksilmiş oldu. Aradaki haroşalarımı örerek devam ediyorum. Burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ilmeğim var. 1, 2 ters ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimin içinden tığımla ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir tığımı doladım. Bir ilmek çıkardım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ilmeğim tığda kaldı. Tığımı doladım. Bir ilmek çektim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tığımda kaldı bir ilmeğim. Tığımı doladım. Bir ilmek çektim. 2 ilmeğimi çekerek bir ilmeğim tığda kaldı. Bir ilmek çektim. 2 ilmeğimi çekerek 4 tane 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapmış olduk. Bir tane de zincirimiz var. 5 tane ilmeğimizi birlikte çekerek toplayalım. İlmeğimizi tekrar şişimize takalım. Buradaki ilmeğimizin içinden tomurcuğumuzun ilmeğini bu şekilde geçirerek bir ilmek de burada eksiltmiş olduk. Kalan 2 ters ilmeğimizi örerek buradaki 5 ilmeğimizi de 4 ilmeğe düşürdük. Yani bir ilmek de burada eksilttik. İlmeklerimiz yine 40 ilmeğe düştü. Hemen sıramızı da tamamlayarak sayalım tekrar. 'Bakın modelimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci model kurulumuna geçeceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Yine başladığımız 40 ilmeğe düşürdük ilmeklerimizi. Şimdi arkadaşlar ikinci model kurulumunu da birlikte yapalım. Aynı ilk model kurulumumuzu yaptığımız şekilde 5 tane ilmeğimizi kenar patımız için haroşa örüyorum, düz örüyorum. Yani 4, 5, 5 ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bakın buradaki düz ilmeğimiz yine düz ilmek oldu. 2 ilmek ters, bir ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz, 2 ilmek ters, bir ilmek düz. İlk model kurulumumuzu yaptık. Buradaki ilmeğimizi takip ederek bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek düz, bir ilmek yine artırıyorum. Yine bir ilmek modelimin düz ilmeğini örüyorum. Modelimizi hem başlarken arkadaşlar bakın buradaki gibi hem de son ilmeğimiz düz oluyor. Arada da ikişer tane ilmeklerimiz ters oluyor. Bir düz, iki ters ilmeğimi ördüm. Bir düz, iki ters, bir düz,
2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, son düz ilmeğimi ördüm. 1 ilmeğimi artırarak, kenardaki 2 ilmeğimi de düz ilmek örerek ikinci model kurulumumu da tamamladım. Şimdi arka sıramıza geçelim. Arka sıramızı da yine alt sıralarda olduğu gibi ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Doladığımız ilmeklerimizi de düz ilmek örerek devam edelim. 1 ters, 2 düz. Arka sırada 2 ters, 1 düz örmüştük ön yüzde. Arka sırada da 1 ters, 2 düz ilmek örüyoruz. 1 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. Aynı şekilde örerek arkadaşlar modellerimizi oluşturacağız. Ben 6 model örerek kol altına kadar örüp geleceğim. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci model kurulumumu da yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Bundan sonra modellerimizi aynı şekilde örerek devam ettirelim. 5 ajur artırması yaptıktan sonra 6. ajurumuzda hem 6. ajurumuzu artıralım hem de buradaki düz ilmeğimizle ters ilmeğimizi birlikte örelim. İkinci defa düz ilmeğimizle ters ilmeğimizi birlikte örelim. Bu aradaki 4 ilmeğimizi de yerlerini değiştirerek 4'ünü birlikte örelim. Buradaki 2 ters 1 ilmeğimizi birlikte örelim. 2 ters 1 düz ilmeğimizi de birlikte örerek düz ilmeklerimizi 5 ilmeğe indirelim. Aynı şekilde diğer modelimizi de aynı şekilde örerek kesmelerimizi arka sıramıza geçelim. Arka sıramızda da 2 ters ilmeğimizi örelim. 3. ilmeğimizin içinden tığımızdan yardım alarak ilmek çıkartıp 3 zincir çekelim. 4 tane ikili trabzan yaparak birer ilmeklerimizi tığda biriktirelim. 5 ilmeğimizin 5'ini birden toplayarak tomurcuğumuzun ilmeğini şişimizdeki ilmeğimizin içinden geçirerek bir ilmek de tomurcuk yaptığımız zaman eksiltelim. Aynı şekilde bir ilmek de buradaki tomurcuğumuzu yaparak ilmeğimizin içinden geçirerek eksiltmelerimizi yaparak 40 ilmeğe düşürelim. Tekrar aynı buradaki ikinci modelimizi kurduğumuz gibi 5 ilmek örüp bir ilmek artırarak modellerimizi kuralım. 3. 4. 5. 6. modelimizi örerek bu şekilde kol altına kadar örüp devam edelim. Yeleğimin modellerini aynı ilk modelimizde ördüğümüz gibi 5 ajur artırması yaptım. 6. ajurumu hem artırma yaptım hem de 3 ilmeğimi 1, 3 ilmeğimi 1 örerek kestim. Ortadaki 4 ilmeğimi de yerlerini değiştirerek birlikte örüp kestim. Soldaki 3'er ilmeğimizin de yine yerlerini değiştirerek 3'er 3'er keserek İlk modelimin kesmelerini yaptım. Artırmamı yaptım. Aradaki haroşalarımı ördüm. Tekrar 6. artırmamı da burada yaparak aynı buradaki modelimizi de ilk modelimiz gibi kesmelerimizi yaparak sıramı tamamladım. Arka sırada da haroşalarımı ördüm. 2 ilmek ters ördükten sonra 3. ilmeğimin içinden 3 zincir çekerek tomurcuğumu yaptım. Öndeki ilmeğimin içinden tomurcuğumun ilmeğini geçirerek bir ilmek de arka sırada eksiltmiş oldum. Buradaki modelimi de aynı şekilde tomurcuğumu yapıp bir önceki ilmeğin içerisinden geçirerek bir ilmek de buradan eksiltme yaparak yine ilmeklerimi 40 ilmeğe düşürerek 6 model ördüm arkadaşlar. 1, 2, 3, 4,
5 alt model örerek kol altı lastiklerine kadar geldim. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi ön yüzde ve arka yüzde düz ilmekler örerek haroşaya çevireceğiz. 2 sıra haroşa elde edeceğiz. Hemen örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde de düz ilmekler örüp 2 diş haroşa örüp geliyorum. Burada yeleğimizin ön patında bir tane ilik açacağız. 1-2 diş haroşamı ördüm. Burası yeleğimin sağ ön parçası olduğu için sağ tarafta bir tane ilik açıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2-3 tane ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim. Bir tane ilik açtım buraya. Diğer ilmeklerimi de düz ilmekler örerek ön yüzde ve arka yüzde 3 diş daha haroşa örüp gelelim. Ve burada sol tarafta kol kesimimizi birlikte yapalım. 3 diş daha haroşamı örerek 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa elde ettim. İlmeklerimi ön yüzden de düz ilmekler örerek sıramı tamamladım. Arka sırama geçiyorum. Şimdi burada kolumuz için kesme yapacağız. Bir ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimin içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi düz ilmekler örerek sıramı tamamlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı diş haroşamız oldu. Bakın arkadaşlar, kol kesimimiz bu şekilde oldu. Şimdi iliğimizden sonra bir, iki, üç, dört diş haroşamız olmuş. Altı diş daha örerek 10 diş haroşaya tamamlayıp gelelim. Yine ikinci iliğimizi birlikte açalım. 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşamı ördüm. Şimdi ikinci iliğimi açıyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden boş aldım. 2, 3 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örerek ikinci iliğimi açtım. Şimdi ilmeklerimi yine ön yüzde ve arka yüzde düz ilmekler örerek devam edeceğim. 2 sıra daha haroşa örüp devam edelim. İkinci iliğimden sonra 2 diş daha haroşamı ördüm. 40 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. Burada 6 ilmeğimizi kesmiştik. 34 ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradaki 34 ilmeğimizin 15 ilmeğini ön yakamız olarak keseceğim. Kalan ilmeklerimizi de kolumuz için devam ettireceğiz. Şimdi yine ön yüzdeyim. Bir ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. İlmeğim üzerinden geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 ilmeğimiz kaldı. Yakamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bu 19 tane ilmeğimizi yine haroşa olarak devam ettirelim. Ben biraz örüp geliyorum omuza kadar. Kaç sıra ördüğümü sizlere söyleyeceğim.
Yeleğimin yakasını kestikten sonra ilmeklerimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 diş haroş ördüm arkadaşlar. Buradan kol kesiminden sonra da sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 diş haroşuya tamamlayarak ipimi buradan kestim. İlmeklerimi de ilmek tutucuya alarak bekletiyorum. Arka bedenimizi ördükten sonra her iki omuzlarımızı birleştirerek ben şişle birleştirme tekniği yapacağım. Siz isterseniz aynı burada yakada ilmeklerimizi kestiğimiz gibi ilmeklerinizi keserek ipinizi de biraz uzun tutarak dikmek için o şekilde bekletebilirsiniz. Böyle ben ilk sağ parçamı örerek tamamladım arkadaşlar. Şimdi solu ön bedenimi de örmek için şişime yine 40 ilmek atarak bir diş haroşamı ördüm. Şimdi ön bedenimizin model kurulumunu da birlikte yapalım. Sağ ön bedenimizi ilk başlarken 5 diş haroş örüp model kurulumunu öyle yapmıştık. Şimdi sol bedenimizi de yan taraftan başlayarak ön tarafa doğru model kurulumumuzu o şekilde yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Burada da 2 ilmek örüp öyle model kurup 2 ilmek örmüştük bitirirken. Şimdi burada başlarken 2 ilmek ördüm. Şişimi doladım. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek kenar ilmeğimizi 1 ilmek doladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 düz ilmeğimi de örerek ilk modelimin kurulumunu yaptım. 1 ilmek doluyorum. Aradaki iki modelimizin arasındaki 1 ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 ilmek doladım. İkinci modelimin ilk ilmeğini düz olarak ördüm. 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters. Son ilmeğimi bir düz olarak ikinci model kurulumumu da yaptım. Bir ilmek doluyorum. Bakın burada 5 tane kenar patımızın ilmeği var. Onları düz olarak ön yüzde ve arka yüzde düz ilmekler örerek haroşa elde ediyoruz. Arka sırama dönerek devam ediyorum. Arka sırada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Burada bir tane, pardon. Dört, beş. Doladığım ilmeğimi de düz ördüm. Bir ilmek ters, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmek düz örerek aynı sağ bedenimizdeki gibi modellerimizi 5 ajur artırması yapalım. 6 ajur artırmasında da hem ajur artırıp hem de buradaki düz ilmeklerimizle ters ilmeklerimizi birlikte örüp keserek ilmek eksiltmesi yapalım. Ortadaki 4 ilmeğimizi de 4'ünü birlikte yerlerini değiştirerek keselim. Bakın buradaki ilmeklerimiz düzgün görünmesi için tekrar 2 ters ilmeğimizle düz ilmeğimizin yerini değiştirip 3 ilmeğimizi birlikte keselim. Son olarak da düz ilmeğimizle ters ilmeğimizin yerlerini değiştirerek 3 ilmeğimizi birlikte keserek diğer modelimizi de aynı şekilde örüp keselim. Arka sırada da tomurcuğumuzu 2 ilmek 2 ilmek ters örüp 3. ilmeğimizden tığımızdan yardım alarak ilmek çıkartalım. 3 zincir çekip
4 tane de ikili trabzan yaparak 5 ilmeğimizi birlikte toplayıp buradaki ilmeğimizin içinden tomurcuğumuzun ilmeğini geçirerek bir ilmek burada, bir ilmek de aynı şekilde burada yaparak kalan 2 ilmeğimizi de eksilterek yine 40 ilmeğe düşürerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 model örerek devam edelim arkadaşlar. Arka sıramı örmeye devam ediyorum. Bir ters, iki düz, bir ters, bir, iki, iki modelimizin arasındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek ters, tekrar 2 ilmek düz, bir ilmek ters örerek devam ediyorum. İki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, bir ilmek doladığım ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek de kenar ilmeğimi örerek arka sıramı tamamladım. Şöyle koyarsak arkadaşlar bakın, burası kenar patımız. Şöyle koyduğumuz zaman kenar patımız, burada da modellerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ilmek bir modelimizde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek de diğer modelimizde var düz ilmek. Bu şekilde örerek arkadaşlar 5 ajur artıralım. Aynı demin de söylediğim gibi 6. ajurumuzda kesmelerimizi yapalım. Arka sırada tomurcuklarımızı yapalım. Kalan birer ilmeklerimizi de her modelde eksilterek 6 model örüp devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haruşa daha örerek gelelim. Kol altı kesimini yine birlikte yapalım. Yeleğimin sol ön bedenini de örerek modellerini 6 modeli tamamladım. 2, 3, 4, 5, 6 model ördüm. 6 modelden sonra da 6 diş haruşamı örerek kol kesimini yapacağız şimdi. Diğer sağ ön bedenimizi sol tarafta kol kesimi yapmıştık. Sol bedenimizi de sağ tarafta kol kesimini yapıyoruz. Bir ilmeğimi aldım, diğer ilmeğimi ördüm, ilmeğimi içinden geçiriyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Sağ ön bedenimizde de 6 ilmek kesmiştik. Sol ön bedenimizde de kol altında 6 ilmek keserek kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yine haroşa olarak devam edelim. Kol altı kesimimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sırada haroşamızı örelim. Gelelim yaka kesimimizi birlikte yapalım. Kol kesiminden sonra 7 sıra daha örerek 13 sıra oldu arkadaşlar. Şimdi arka sıramızı dönüp 14. sıramızı da keserek elde edeceğiz. Ama ben arka tarafta ters ilmek örer gibi keseceğim ki aynı bu diğer öndeki ön yakadaki gibi böyle ilmeklerimiz düz olarak düşsün. Siz isterseniz haroşa örer gibi de örerek kesebilirsiniz. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçirdim. Ters örüyorum. İlmeğimi üzerinden geçirdim. Ters örüyorum. İlmeğimi üzerinden geçirdim. Burada da 15 ilmek keserek 19 ilmeğimizi de kol için örerek yükselteceğiz. Toplamda 40 ilmeğimiz vardı. 6 ilmeğini keserek 34 ilmeğe düşürdük. 34 ilmeğimizin de şimdi 15 ilmeğini yaka için kesersek 19 ilmek kol için 20 sıra daha örerek kolumuzun yüksekliğini de tamamlayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 3 tane daha ilmek örüp keserek yaka kesimimi tamamlıyorum.
Tekrar bir kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şişimdeki ilmeğimle 19 ilmek kaldı. Şöyle yan yana getirerek bakalım arkadaşlar. Bakın, ikisini de yan yana getirdiğimiz zaman ilmeklerimiz düz bir şekilde görünecek. Bundan sonraki 19 ilmeğimi de 20 sıra daha haroşa örerek ilmeklerimi tamamlayacağım. Haroşa sıramı böyle bir ilmek tutucuya alarak sol ön parçamı da bitirip geliyorum. Kolumun haroşa sırasını 20 sıra örerek kol altı kesiminden sonra 28 haroşaya tamamladım arkadaşlar. Şimdi bunları da bir ilmek tutucuya alarak şişimden çıkartıp şu şekilde ipimi buradan kısa bir şekilde kesiyorum. Şekilde oldu arka ön bedenimiz arkadaşlar. Tamamen bitirmiş olduk. Şimdi arka bedenim için de şişime 71 ilmek atarak başlıyorum. Arka bedenim için şişime 70 ilmeğimi attım. Bir sırada düz örerek bir diş haroşa elde ettim arkadaşlar. Şimdi arka bedenimiz için model kurulumu yapacağız. Arka bedenimize de 4 model uygulayarak kenarlarda da sağ başta ve sol başta ikişer tane ilmek bırakarak modelimizi o şekilde uyguluyoruz. 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. İki kenar ilmeğimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir düz ilmeğimi de örerek 16. İlk modelimi uyguladım. 1 ilmek doluyorum. Aralarda da birer tane haroşa ilmek bırakıyoruz. Tekrar bir ilmek doluyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 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 Bir ilmek düz. Hemen kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek de ikinci modelimiz için uyguladık. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek boş düz örüyorum. Bir ilmek daha doluyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Şurası ara ilmeğimiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmek de 3. modelimiz için ördük. Tekrar 1 ilmek doluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 4. modelimizi uyguluyoruz. 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, 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 1 ilmek düz. 4. modelimizi de uyguladık. 1 ilmek doluyorum. Burada da 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi de düz ilmek yani haroşa örerek arka sıramıza dönelim arkadaşlar.
Arka bedenimiz için 4 tane model uygulaması yaptık. Arka sıramızda da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, doladığımız ilmeklerimizi de düz örüyoruz. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, iki düz örerek arka sıramızda da örüp tamamlayalım. İki modelimizin arasındaki doladığımız ilmeğimizi, düz ilmeğimizi de düz örerek 3 ilmek düz ördüm. Yine bir ilmek ters, 2 ilmek düz. Ön yüzde 2 ilmek ters, 1 ilmek düz örmüştük. Arka sıramızda da 2 ilmek düz, 1 ilmek ters örerek modelimizi bu şekilde uygulayalım arkadaşlar. Aynı ön bedenimizin modellerini uyguladığımız gibi 5 defa ajur uygulaması yapalım. 6. ajur uygulamasında hem ajur uygulaması hem de ilmeklerimizi keserek sıramızı tamamlayalım. Arka sırada da tomurcuklarımızı yapalım. Birer kalan ilmeklerimizi de arka sırada keserek yine başladığımız ilmek sayısına gelelim. İkinci modellerimizi kurup örelim. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altı model örerek arka bedenimizin de modelini örüp tamamlayalım. Ters ilmeğimi ördüm. Doladığım ilmeğimi düz. Kenar iki ilmeğimi de düz örerek haroşa yani sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. 6 modelimizi örelim. 6 diş de haroşamızı örüp gelelim. Her iki taraftaki sağ ve sol taraftaki kol altı ilmeklerimizi birlikte keselim. Yeleğimin arka bedenini de ön bedenlerim gibi aynı şekilde örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6 modele tamamladım. 6 modelden sonra da 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşamı ördüm. 6 diş örelim demiştim. Şimdi arkadaşlar 6. hem kesmemizi yapacağız sol tarafta hem de 6. sıra haroşamızı örmüş olacağız. Şimdi arka sırama dönerek 5 tane ilmek kesiyorum arka bedenim için. Bir ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bir ilmek örüp diğer ilmeğimin içinden geçirerek arka bedenimiz için 5 tane ilmek kestim. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan ilmeklerimi örerek diğer başa kadar devam ediyorum. Son ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5. Hem 6. ilmeğimizi, 6. sıramızı örmüş olduk. Hem de ilmeklerimizi keserek arka sıramızı tamamladık. Ön sıraya geldik. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüş olduk. Şimdi burada da 5 ilmek keserek kol altı kesimlerimi tamamlıyorum. İlmeğimi boş aldım. Bir ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimin içinden geçirerek sağ tarafta da 5 ilmek kesiyorum. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bundan sonra ilmeklerimizi yine haroşa örerek omuza kadar devam edelim arkadaşlar. Ön bedenlerimizi kol kesiminden sonra 28 sıra haroşa örmüştük. Arka bedenimizi 26 sıra haroşa örerek gelelim. 61 ilmeğimi de 26 diş haroşa örerek omuza kadar yükselttim. Yeleğimizin modelli taraflarını şu şekilde birbirine kapatarak şöyle diğer ön bedenimizi de bu şekilde birbirine gelecek şekilde kapatarak şimdi bu iki omuzumu ben birleştirme yapacağım arkadaşlar.
bir ön parçamı kenara bırakarak buradaki ilmek tutucumdaki ilmeklerimi şişime geçirerek bu iki şişimi de şöyle birbirine tutarak arkadaşlar bu şekilde bakın. Tığdan yardım alarak omuzumun dikişini yapacağım. Bir ilmek öndeki şişimden alıyorum. Bir ilmek de arkadaki şişimden alarak ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek öndeki şişimden, bir ilmek arkadaki şişimden, bir ilmek önden, bir ilmek arkadan. Üç ilmeğimin üçünü birlikten örüyorum arkadaşlar. Hem örüyorum hem de kesiyorum. On dokuz ilmek bir ön bedenimizin omuzunda kalmıştı. 19 ilmek de diğer ön bedenimizin omuzunda bırakmıştık. Şimdi arka bedenimizin 19 ilmeğini bir omuzumuzla birleştiriyoruz. Aradaki 23 ilmeğimizi de yaka ilmeklerimiz olarak keseceğiz. Son 3 ilmeğim kaldı. İpimi de çekeyim şuradan biraz. İlmeğim bol kalmasın. Son ilmeğimi de örerek birleştirdim. Buradaki ipimi de buraya düğümlüyorum. Açılmasın ilmeğimiz. Bir düğüm daha atıyorum. Hemen bakalım nasıl oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde yekpare çok güzel bir birleştirme şekli oluyor. Şimdi yakamızın 23 ilmeğini de aynı şekilde örerek kesiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 23 ilmeğimi keseceğim arkadaşlar. Tekrar diğer ön bedenimi de aynı şekilde bu ilmek tutucudan çıkartıp şişimi alacağım. İki şişimi birleştirerek burada 19 ilmeğim kalınca ikisini birlikte aynı bu omuzumuzu örüp kestiğimiz gibi diğer omuzumuzu da örüp keselim. Gelelim yan dikişlerimizi birlikte yapalım. Her iki omuzumun birleştirmelerini de yaptım arkadaşlar. Fazlalık iplerimi de aralardan yürüterek bu şekilde çok güzel temiz bir çalışma oluyor. Şimdi şöyle bir koyup bakalım yeleğimiz nasıl oldu. Şekilde oldu arkadaşlar. Bu önlü omuzlarımızı örerken 28 sıra haroşa örmüştük. Arka bedenimizin omuzlarını 26 sıra ördük. Onun sebebini de hemen sizlere söyleyeyim. Bu omuz dikişlerimiz öne kaymaması için sürekli arka bedenimizi ön bedenimizden 2 sıra eksik örerek bakın bu şekilde omuzlarımız arkaya doğru kayıyor. Dikişlerimiz de bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi
Yan dikişlerimizi de beraber dikelim. İpimizi uzun bırakmıştım başlarken. Burada ilk ilmeklerimizi şuradan girerek kalın bir iğne ipimi geçirdim. Şuradan ipimi şöyle şu şekilde sabitliyorum. İster ön yüzde dikebilirsiniz, isterseniz arka yüzde arkadaşlar. Hiç değişen bir şey olmuyor, fark etmiyor. Yani bir ilmek buradan, bir ilmek buradan alarak sıfır dikiş elde edeceğiz. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan, bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan, bu diş diş olan ilmeklerimizden karşılıklı birer ilmek alarak dikişimizi yapıyoruz. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşıdan. Bakın arkadaşlar, bu şekilde çok güzel temiz bir görüntü oluyor. Ben dikişlerimi yapıyorum, her iki omuzumun yan dikişlerimi, düğmelerimi de dikerek geliyorum. Yeleğimizin bitmiş halini hep birlikte görelim. Yeleğimin yan dikişlerini yaptım. İki tane de ince düğme dikerek yeleğimi tamamen bitirdim arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel bir yelek çalışmamız oldu. Modelimiz çok güzel, çok çabuk ilerleyen bir model. 2 gün içerisinde yeleğinizi örüp tamamlayabilirsiniz. Yeleğimin arkasına da şöyle bakalım hemen. Yeleğimin arkası da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir görüntüsü var. Sizlere hemen yeleğimin ölçüsünü vereyim. Kaç yaşa uygun bir yelek çalışması oldu. Yeleğimin beden genişliği 32 santim. Genel boyumuzu ölçelim. Omuzdan modele kadar 38,5 santim uzunluğunda olmuş. Kol altından modele kadar 26 santim. Kol boyundan kol kesimine kadar, omuzdan kol kesimine kadar 13 santim uzunluğunda. Yaka yüksekliğini ölçelim. 9 santim, 8,5, 9 santime yakın yaka yüksekliğimiz. Yaka genişliğimiz de 11 santim genişliğinde olmuş arkadaşlar. Benim bu yeleğim tam 3-4 yaşa uygun bir yelek çalışması oldu. Eğer siz bir yaş daha büyük çalışmak isterseniz, ön bedenleri 42'şer ilmek başlayarak, arka bedeninizi de 73 ilmek başlayarak bir yaş daha büyük çocuklar için örebilirsiniz. Ön patlarınızı 6 ilmek, kenar ilmeklerinizi 3 ilmek bırakarak boyunu aynı şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Kol kesiminden yakaya kadar 2 sıra fazla haroşa örün. Yakadan omuza kadar da 2 sıra daha fazla haroşa örerek bir yaş daha büyük çocuklar için örebilirsiniz. Arka bedeninizi de aynı şekilde kenar ilmeklerinizi 3'er ilmeğe çıkartarak kol kesiminin ilmeklerini de omuza kadar, ön bedeninizi kaç sıra örmüşseniz aynı sıra şeklinde örerek bir yaş daha büyük çocuklar için yelek çalışması yapabilirsiniz. Bir yaş daha küçük çocuklar için örmek isterseniz, şişinize 40 ilmek değil de 38 ilmek atarak, sağ ön bedeninize de sol ön bedeninize de 38 ilmek atarak ön patlarınızı 4 ilmek, kenar ilmeklerinizi 1 ilmek bırakarak, modelinizi de 5 model sırası örerek kol kesiminden yakaya kadar aynı şekilde örebilirsiniz aynı sayılarda. Sadece yaka kesiminden sonra omuza kadar 1 veya 2 sıra eksik haroşa çalışarak yeleğinizin ön bedenlerini örebilirsiniz. Arka bedenini de arkadaşlar, ben 71 ilmek başlamıştım. Bu kenar ilmeklerimi 2'şer ilmek bırakmıştım. Siz 69 ilmek başlayarak kenarlarda arka bedeninizde de birer ilmek haroşa bırakarak arka bedeninizi de aynı şekilde örerek bir yaş daha küçük çocuklara örebilirsiniz.
Benim bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Ben çok severek ve beğenerek gördüm. Çok güzel bir model. Çok da çabuk ilerleyen bir model. 2 gün içerisinde yeleğinizi örüp bitirebilirsiniz. Sizler de videolarımı beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.